Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir. Şimdi tabii bu bugünün problemi değil, bugün başlayan bir durum değil. Bu şeytan aleyhilanenin Hazreti Adem aleyhisselama secde etmemesinden başlamış, kıyamata kadar da devam edecek olan bir durum. Tabii o Kabil ve Habil'den bu yana da hak ve batıl savaşı başlıyor, günümüze kadar devam ediyor, kıyamata kadar da bu savaş sürecek. Yani bu normal bir şeydir. Elbette ki birilerinin cennete girmesi için, birilerinin de cehenneme girmesi için bu savaşın sürmesi lazım. Bu imtihan vesilesidir. Tabi Allah-u Teala hiçbir kulunun kendisine isyan etmesini istemez. Hatta Nemrut ve Firavun için de ayette şöyle buyurur: keşke böyle yapmasalardı. Şehit Müslümanlığına kanıyla şahit olan kişidir. Hatta Peygamber Aleyhisselam'a soruyorlar, insanlar çeşitli amaçlarla gidip savaşıp ölüyor, bunlardan hangisi şehittir? İşte kimisi kahraman desinler diye, kimisi kadınların gözüne girmek için, kimisi de sadece Allah rızası için, kimisi kavmiyet asabiyatından dolayı. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyuruyor: sadece Allah rızası için gidip çarpışıp ölen kişi şehittir. Tabi şehitler bize iman ve küfrün çatışmasını da anlatan insanlardır. Zaman zaman şehitlerin olması lazım ki bu dava hak dava mıdır, batıl dava mıdır ortaya çıksın. Yani düşünün, bir küfür davası uğruna insanlar ellerinden gelen her türlü gayreti gösterirken Müslümanların yerlerinde oturması elbette kabul edilebilir bir şey değil. Tabi Allah-u Teala şehitliği hak edene veriyor. Yani o şehitliği de hak etmek lazım. O şehitliği hak edebilmek için de bunun bir takım ölçüleri vardır. Yani siz mesela eğer gece namazına kalkmıyorsanız ya da sabah namazına kalkmakta zorluk çekiyorsanız Allah-u Teala size şehitliği nasip etmez. Yani şehit gibi yaşamanız lazım ki Allah-u Teala size şehadeti nasip etsin. Allah-u Teala bize şehit gibi yaşamayı nasip etsin. Şehitlerden de gerektiği ölçüde ders almayı nasip etsin inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye göç ettiği zaman Kuba'da ilk yaptığı şey mescit inşa etmek, Medine'ye gider gitmez de kendime bir ev yapayım derdine düşmemiştir. Hemen Mescid-i Nebevi inşa etmiştir. Çünkü mescit Müslümanın her şeyidir. Mürtet örgüt denilen PKK'nin Allah'ın evinde, Allah'ın camisinde, Müslümanların camisinde dertleri sadece İslam olan, dertleri sadece Kur'an olan nadide Müslümanları tarayarak katlettiği, şehit ettiği tarihe düşmüş kara bir lekedir Susa. Aynı zamanda ihanetin namlularının, özellikle altını çiziyoruz çünkü orada şehit edilen kardeşlerimizin akrabaları, aldığımız bilgilere göre bazı akrabaları mürtet örgüte haber veriyorlar. Onların haberleri sonucu işte bu ihanet namlularından kanlar akıyor ve 14 yaşındaki bir çocuktan tutun ta 40 yaşındaki bir babaya kadar 15 güzel Müslüman camide şehit ediliyor. Yine Susa deyince zifiri karanlık akla gelir. Zifiri bir sessizlik akla gelir. Zifiri bir soysuzluk akla gelir. PKK
Marksist, komünist ideoloji üzerine kurulu İslamsız bir Kürdistan rüyası, hayali peşinde olan bir örgüt. Sürekli bunun hayaliyle yaşıyor. 1970'lerden, 80'lerden bu yana. Haliyle biliyorsunuz ki mücadele iki yönlü. İnsanlık tarihinde hak ve batıl mücadelesi, tevhid ve şirk mücadelesi. Bu mücadele vesilesiyle Susa'daki kardeşlerimiz, cami yarenleri bu mücadelenin hak tarafını teşkil ediyordu. Tevhid tarafını, Muhammedi safta yer alıyordu. Haliyle bu örgüt temelinde din ama özelde İslam düşmanlığı olan bir örgüt olması sebebiyle bu kardeşlerimizin kendilerinin önünde bir engel teşkil ediyordu. Bu ve bunun gibi diğer çalışmaları yapan vakıflar, dernekler veya camialar. Bu vesileyle önündeki tüm engelleri kaldırmak için bu örgüt elinden ne geliyorsa her türlü zulmü oradaki kardeşlerimize, oradaki insanlara her zaman reva görmüştür. Tabi Susa şehitleri dediğimiz gibi bu mücadelenin Muhammedi safını oluşturuyordu. Diğer safta da mürtet örgüt elemanları vardı. Tabi şu bilinmeli ki her ne kadar bu 1992'de yapılan bu katliam, bu eylem, bu kardeşlerimizi ortadan kaldırmaya yönelik olsa bile, yani Müslümanları toprağa gömdüğünü sanan bu zavallılar, bu mürtet örgüt elemanları veya bunun gibi düşünen fikirler, ideolojiler, her ne kadar biz onları toprağa gömdük diye düşünseler bile, Allah'ın izniyle Müslümanların bir tohum olup kanlarını o toprağa, o kadim topraklara döktüklerini unutmamalılar. Yani o günden itibaren o bölgelerde şehitlerin bereketiyle Allah'ın izniyle o topraklar neşvi nema buldu, gelişti. Nice kişilere ulaşıldı. Nice insanlar, nice Hüseyinler o bölgede Allah'ın izniyle yetişti. Şehitler hayatının merkezine Allah'ın rızasını almışlardır. Hayatının merkezine Allah'ın rızasını alan takva, ihlas, samimiyet, dava, isar, merhamet, kardeşlik, gözyaşı, Allah'ın izniyle bu gibi kavramlar şehitlerin hayatlarında çok bariz olarak görülebiliyordu. Ve ister istemez yani şehitlerin bu yaşantılarına şahit oluyorsunuz. Yani onlar gibi yaşamayı istiyorsunuz. Onlarınki gibi bir hayat sürmeyi istiyorsunuz. Tabii bu vesileyle bizlere onlar birer ışık olmuşlar, birer rehber olmuşlar. Ve bir şehidin de kendi sözünde dediği gibi öyle diyor çünkü. Şehitler diyor bereketli bir hayatın goncaları, kabiliyetleriydiler. Yani Allah'ın izniyle şehitlerimiz bizim için birer mirastır ve şereftir, izzettir, onurdur. Susa bizim için bir destandır. Susa bizim için gülistandır. Susa bizim için bir dönemin aydınlatıcı belgesidir. Susa bizim için imanın küfre boyun eğmemesidir. Susa bizim için imanın küfre galebe çalmasıdır, galip gelmesidir. Susa bizim için şairin dediği gibi yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır sözünün tezahürüdür Susa. Susa bizim için bu kadar değerli ve bu kadar önemlidir. Susa dediğimiz zaman aklımıza şehadet gelir. Susa dediğimiz zaman aklımıza mazlumiyet gelir. Susa dediğimiz zaman aklımıza bekes olan insanlar gelir. Kimsesiz insanlar gelir. Susa mazlumiyetin ifadesi, imanın küfre boyun eğmemesinin adresidir Susa. Bizler için şehadet bir kaybediş değil, kazanımdır. Alimin dediği gibi düşmanım bana ne yapabilir ki? Çünkü ben cenneti kalbimde taşıyorum. Benim cezaevine atılmam halvet, sürgün edilmem hicret, Allah yolunda öldürülmem ise şehadettir der. Değil mi ki göğsümde Allah'ın kitabı ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti vardır. Susa'da
şehit edilmiş olan 10 tane kardeşimiz bizim için bir kayıp değil, biiznillah kazanımdır. Eğer nerede bir şehadet kokusu varsa, bir şehit varsa orada bereket vardır. Şairin dediği gibi şehit tarihin kalbidir der. Gerçekten de Susa tarihin kalbidir bizim için. Her Müslümanın en büyük kariyer planında şehadet olmalıdır. Papatyalar koparıldıktan sonra güzel kokarlar. Üzerinden tam tamına 28 yıl geçti. Susa ilk günkü gibi misk amber kokuyor. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiş olduğu gibi iman ettiklerinden dolayı bu insanları katlettiler. Onların tek suçu alemlerin Nabi olan Allah-u Teala'ya iman etmeleriydi. Onların camide öldürülmeleri de farklı bir masumiyet. Onlar da çok iyi biliyordu ki camiler küfrün karşısında duran iman kaleleridir. Bu kaleyi devirme adına çalıştılar, gayret ettiler kendilerince. O mazlum 10 tane kardeşimizi caminin içerisinde şehit ettiler. Peki bitirebildiler mi? Peki yenildik mi? Vallahi yenilmedik. Peki galip geldiler mi? Vallahi galip de gelmediler. Peki ne oldu? Onların, o şehitlerin kanları, camide dökülen kanları nevşu nema buldu. Her tarafa yayıldı Allah'ın izniyle. Kim camiye bugüne kadar düşman olmuşsa, kim iman eden insanlara düşman olmuşsa, kim Allah'ın kitabına düşman olmuşsa, Allah-u Teala'nın adına düşman olmuşsa, Allah onları bu dünyada da rezil rüsva etmiş, ukbada da rezil rüsva edeceğine aynel yakin iman etmişiz, hakkal yakin iman etmişiz, böyle inanıyoruz. Allah-u Teala onların davasına sahip çıkan kullarından eylesin bizleri.